Nereye gidiyoruz? Sana demedim mi? Yola çıkarken nereye diye sorulmaz. Beş yaşındaydım. Babam yine görevdeydi. Ve biz annem ve Mahbub'la beraber Beyrut'un biraz dışındaki bağ evinde kalıyorduk. Böyle bahçede yan yana uzanmıştık. Gökyüzünde milyonlarca yıldız parlıyordu. O kadar güzeldi ki. Şehirlerde asla göremeyeceğim bir şeydi. Sonra annem bana bir yıldız kümesini gösterdi. Böyle boynu bükük bir çiçek gibi duruyordu orada. Parıl parıl parlayan 7 yıldız ama tek bir yıldız gibi görünüyordu. Sonra annem bana o yıldızın ismi Ülker dedi. Ülker'i sevmiştim. Bana göz kırpıyor dedi. Annem güldü. Annem gülünce çok güzel oluyordu. Sonra bana dönüp yakında ben de uzağa gideceğim dedi. Korkuyla koluna sarıldım. Uzağa gidersen seni özlerim dedim. Merak etme, çok uzak değil dedi. İlker yıldızını gösterdi. Orada olacağım. Her akşam bakınca beni görebileceksin. Oradan sana göz kırpacağım dedi. Annem bundan 4 gün sonra bu bağ evinin bahçesindeki ağacın dalına kendini astı. Sana bunları neden anlattım biliyor musun? Çünkü birazdan o yıldıza yemin edeceğim. Derler ki bu son şifalıdır. Hem bedendeki hem yürekteki yaraya. Ve derler ki kim ki bu suda birbirine karışırsa bir daha asla ayrılmazlar. Nerede olurlarsa olsunlar birbirlerinin sesini yüreğinde duyarlar. İsra. Ne yapıyorsun? Şimdi bu suda senin kanın benim kanıma karıştı. Biz biri olduk. Hayatta senden başka kimsem yok. Nasıl ki en zor anımda her şeye rağmen yanımda yürüdün, ben de hep senin yanında yürüyeceğim. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Sana arkamı dönmeyeceğim. Yanından ayrılmayacağım. Güneşe, suya, su taşlarına ve Ülker yıldızına söz veriyorum.
Seni bırakmayacağım.